külliye, gazi bir külliye. Hem tank hem de helikopterlerle Beştepe'ye yöneldiler. Külliyeyi o gece karargah olarak kullanmak istediler. Yol kavşağı, cami önü. Bana verilen koordinatını tarz mı etsin? Mutabık. Mutabık. Söylenen iki ödü. Başarıyla vuruldu. Anlaşıldı, ellerde tam. Çatışma sesleri külliyenin hemen yanındaki jandarma genel komutanlığında da sabaha kadar sürdü. O gece atılan bombalardan ikisi külliye çevresine düştü. 31 vatan evladı şehit oldu, 181'i de gazi. Ambulans! F-16'lar ölüm kusarken benim gencim kaçmadı. Tankların üzerine yürüdü. Darbeciler tanklarla Beştepe'ye gelirken bir taraftan da helikopterler külliyenin üzerinde uçmaya başladı. Amaçları Cumhurbaşkanlığı külliyesine indirme yapmaktı, ancak o dakikalarda Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi çoktan alarma geçmişti. Herkes önlü personel kendisine emanet edilen mevkide kesinlikle son demine kadar savunacak. Herkes bu saat itibariyle külliye üzerinden alçak uçuş yapan helikoptere ateş etsin arkadaşlar. Koruma ekibi ilk olarak Cumhurbaşkanlığı muhafız alayından gelen hainleri etkisiz hale getirdi. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Saat 2.30'u gösterirken darbeciler Cumhurbaşkanlığı külliyesine girmeye çalıştı. 6 tank ve 2 kez iniş yapmayı deneyen helikopterler engellendi. Aralarında üst rütbelilerin de olduğu 22 darbeci asker kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 16 Temmuz sabahının ilk saatlerinde Beştepe'ye 1 dakika arayla 2 bomba atıldı. O bombalardan biri Millet Camii'nin önündeki işte bu noktaya düştü. Darbecilerin hedefinde gece boyu külliyeyi savunan ve darbeye karşı direnen insanlar vardı. Bombanın şiddetiyle araçlar da işte bu hale geldi. Milletin silahını millete sıkan darbecilerin bir hedefi de Jandarma Genel Komutanlığı'ydı. Darbecilerin ilk işi cephanelikten silahları gasp etmek oldu. Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve ekibini de burada tuzağa düşürdüler. Başından vurulan ve öldüğü sanılan Aslan hastaneye dahi kaldırılmadı. Allah'a şükür, iyiyiz, memlik Allah'tayız. Şimdi iyiyiz, Allah'a şükür.